Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Birinci cilt 105. Mektubu Şerif'te İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu kısaca insanın tahlilini yapıyor. Kur'an-ı Azimuşşan'a baktığımız zaman sevgili Allah'ımız bazı şeyleri bize bırakmadan Kur'an-ı Azimuşşan'da farklı şekillerde tarifte bulunur. Bakarsınız dünyayı tarif eder bize, cenneti tarif eder, ahireti tarif eder, insanı tarif eder, innel insane hulika helu'a diye, hulikal insanu min acel der. Böyle Kur'an-ı Azimuşşan mümini, ehli küfrü, münafığı tarif ederek önümüze hazır bir şekilde koyar. İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu da insanoğlunun her birerlerinin sahip olduğu bir hastalığa mutlaka tedavi görmesi gereken bir hastalığa temas ediyor burada. Çünkü belli hastalıklar vardır ki o hastalıkları taşımaya devam ettiği müddetçe insan aldığı gıdaların faydasını görmez. Hayat konforu olmaz. Yüzü pek gülmez. Cenab-ı Hak ibadetlerden, hatta eda ettiğimiz ibadetlerin bile faydasını göremeyecek hastalıklardan bizleri azat eylesin. Hilkattan gelen, sonradan bulaşma olmayan, insan fıtratında var olan bir tür hastalıktan bahseder. Bu hastalığı anlamadıkça, bu hastalığı teşhis edip tedavisiyle meşgul olmadıkça ibadetler bile farkına varmadan şeytanın sepetine doldurulur. Çalışırız, çalışırız, çalışırız. Sonra götürür, nefsin kucağına koyarız. Sonra götürür, şeytanın tabağına koyarız. Biz zengin olduk zannederken başkalarını, belki de düşmanımızı zengin etmiş oluruz. İşte İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu ve delikel marad. Dünyaya gelen her insanda bir imtihan olarak tedavi etmesi gereken bu hastalık ibaratun an taalluqil kalbi, Allah'ın kendisi için yarattığı kalbin bi gayril hakki subhanehu ve teala asıl bağlanması gereken, asıl takılması gereken Mevla'ya bağlanmak yerine Cenab-ı Hakk'ın gayrındaki şeylere takılmış olmasıdır. Merhum Necip Fazıl der ki, yüreğim uçmak isterken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere der. Herkes uçmak ister. Herkes semanın fevkinde kendisi için ayrılmış cennete ziyarette bulunmak ister. Gaybı keşfetmek ister. Bilinmeyeni bilmek ister. Ama bu istek ayağımıza takılan gölgeler sebebiyle engelleniyor. O gölgeler nedir? Bu dünyaya ait olan heveslerimizdir. Yüreğimizi tahriş eden, sahip olduğumuzda aşırı derecede sevindiğimiz, kaybettiğimizde gereksiz yere üzüldüğümüz neler varsa onlar işte bizi engelleyen şeyler. An taalluqil kalbi bi gayri hakki subhanehu ve teala. Allah'ın gayrına olan gönlümüzün takıntısıdır. Tarikat da zaten bu hastalığı temizlemek içindir. Hacca gittiğimiz zaman
Bakıyoruz, hacca niçin gittiğini bilmeyen veya henüz anlayamamış kardeşlerimiz, orada gördüğü bir takım olumsuzluklar, eksikliklerle meşgul oluyor. Oradaki bir takım eksikliklerle meşgul oluyor. Halbuki hacca giden insan Mekke'yi haşa düzeltmek için değil, Tekke'yi düzeltmek için değil. Hacca giden kendini düzeltmek için gitmelidir. Derviş Tekke'ye gelirken de kendini düzeltmek için gelmelidir. Başkalarını düzeltmek için değil. Biz camiye bunun için geliriz. Biz bunun için elimize tesbihi alırız. Biz bunun için rabıta yapar, murakabe yaparız. Kendini hedef tahtasından çıkaran bir derviş yanlış yere nişan alır. Elindeki mermileri kendine sıkmasını bilmeyen boşa çaba sarf etmiş olur. Onun için tarikatın da maksadı, haccın da maksadı, namazın da maksadı tek kelimeyle kendimizi düzeltmek. Kendimizi iyileştirmek. Bel huve taallukul insan bi nefsihi. Belki daha net söylemekte fayda var. Kalbin başkasıyla taalluk ederken aslında taallukul insan bi nefsihi. Bunun daha açık bir ifadesi insanın kendi nefsine duyduğu hayranlıktır. Kendi nefsine kıyamayışıdır. Nefsinin rahatını sevmesidir. فَاِنَّ الْاِنْسَانِ كُلَّ مَا يُحِبُّهُ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ وَيَطُّبُهُ اِنَّمَا يُحِبُّهُ وَيَطُّبُهُ لِنَفْسِهِ İnsanın sahip olduğu uzuvlar, kabiliyetler, melekler hepsi sınırlıdır. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ İnsan kendi zatı gibi kabiliyetleri de fani olacak. Onların hepsinin bir sınırı var. Sınırı olmayan Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır. Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın ilminin nihayeti yok. Kudretinin nihayeti yok. Ama bizim hepsi kudretimiz, ilmimiz, marifetimiz, gözümüzün görme kabiliyeti, işitme kabiliyeti hepsinin bir sınırı var. Tıpkı bunun gibi insanın sevmesinin de bir sınırı var. Kalbin melekesi olan sevginin de buğzun da bir sınırı var. Mesela gözün aynı anda aynı dikkatle ikinci bir yere bakamaz. Üçüncü bir yere bakma istidadına sahip değildir. Gönül gözü de böyledir. Bir anda bir tek şeyi sevebilir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. İkinci bir şeyi sevmesi insan kalbi için mümkün değildir. Ama hocam biz onlarca şeyi seviyoruz. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a gelmiş. Ona bir şey öğretmek için sual sormuş. Ya Ali demiş, Allah'ı seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah. Beni seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah. Fatıma'yı seviyor musun? Seviyorum. Saymış böyle. Her sorduğu soruya evet deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, ufacık bir kalbin var. Bu kadar çok şeyin sevgisini o kalbe nasıl sığdırıyorsun? Deyince Hazreti Ali radıyallahu anh cevap verememiş. Eve gelmiş. Hazreti Fatıma validemiz akıllı kadın. Akıllı kadın, akıllı insan, dostlarının yüzüne baktığı zaman bir derdi, bir kederi, bir sevinci, bir sıkıntısı olduğunu anlar. Bakmış ki kocasında bir dert var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu soruya cevap verememiş. Muhtemelen o cevabı düşünüyor. Oturtmuş yanına, senin bir derdin var söyle deyince Hazreti Ali radıyallahu anh dökülmüş. Hazreti Fatıma validemiz demiş ki peygamber kızı kerimesi, bu sualin cevabı çok kolay, ben sana söyleyeyim,
sen git bunu peygamberimiz babama söyle demiş. De ki Allah'ı seviyorum çünkü benim yoktan var edicim, yoklarımı var eden, bana vücut veren, bana her şeyi bahşeden Rabbim. Seni seviyorum ya Resulallah çünkü bize Rabbimizi tanıtan, öğreten sensin. Onun elçisi sensin, onun peygamberi sensin. Dolayısıyla Allah'tan dolayı, bize Allah'ı öğretiyor olmandan dolayı seni de seviyorum. Fatıma'yı seviyorum çünkü Cenab-ı Hak evlenen eşlerin arasına muhabbet koyuyor. Allah bu muhabbeti bana vermiştir. Böyle Hazreti Fatıma'nın ifadesiyle ne kadar seviyorum dedikleri varsa hepsinin sevgisini Allah'a bağlayacak şekilde cevap vermiş. Hazreti Ali radıyallahu anh yüzü gülerek Efendimizin huzuruna çıkmış. Dersine çalışan bir talebenin efendim imtihandan korkmayışı, tekrar o sualin ona sorulma arzusuyla Efendimizin huzuruna çıkınca tekrar sormuş. Hazreti Ali de Hazreti Fatıma'nın kendisine verdiği cevabı Efendimiz'e aktarınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki doğru söyledin ey Ali. Ancak bu sözden nübüvvet kokusu geliyor buyurmuş. Nübüvvet kokusu. Yani bu sana ait bir cevap değil diye. İşte insan başlangıçta bir tek şeyi sever diyor İmam Rabbani Hazretleri. Nefsini sever, nefsine hayrandır. Nefsini. Onun için nefsine toz kondurmaz. Kendi hastalığı dururken başkalarının hastalıklarıyla meşgul olmayı biz çok severiz. Başkalarını tedavi etmek için çok uğraşırız. Halbuki normal bedenimizde bir rahatsızlık varken kendi ilacımızı düşünürüz biz. Biz başkasının ilacı için dert edilmeyiz. Ama iş nefse gelince nefse o kadar efendim düşkünüz ki nefsimizin hasta olduğunu kabul etmekte bile başarılı olamayız. O adımı atamayız. İşte İmam Rabbani Hazretleri önce bize bu adım. Herkes nefsinde bir hastalık olduğunu bilecek. O ki Allah'la sevinip Allah'la üzülmüyorsa, zenginliği Allah'ın sevgisi, zenginliği Allah'ın ibadeti böyle tanımlayamıyorsa o zaman hastalık var demektir. Şu yakınlarda bir esnaf kardeşimiz belki buradadır. Kazancı çok fazla olmadığı için Efendi Hazretlerimize gelmiş demiş ki efendim ben de operatörlük var. Müsaade etseniz 6 ay şöyle uzak bir yerde çalışsam, biraz işlerimi toparlasam. Yani para kazanacak. Sonra gelip burada kaldığı yerden devam edecek düşüncesi oydu. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki 5 vakit namazı bu camide kılıyor olman sana zenginlik olarak yeter demiş. Zenginlik. İnsan eğer zenginliğin de fakirliğin de ayarını kaçırmışsa, tanımını kaçırmışsa, mahiyetini kaybetmişse terakki etmesi mümkün değil. Sadece hastalığı besleriz. Allah hastalığı beslemekten bizleri muhafaza eylesin. Onun için feinnel insan kullu ma yuhibbuhu ve yatlubuhu innema yuhibbuhu ve yatlubuhu nefsi. Nefsini sevdiği için nefsinin işine gelenleri de sever. Nefsimin işine ne geliyor? Efendim hanım, çocuk, ev, araba, bütün bunları nefsimizin konforunu sağladığı için, arzularını yerine getirdiği için seviyor. Ama bunlardan bir tanesi, nefsinin en çok sevdiği şey, bir gün nefsin aleyhine dönse, bu sefer evlatlıktan reddedecek derecede onunla arasına mesafe koymaya başlıyor. Konya'da bir hoca efendi vardı, meşhur alimlerden birisi. Hayatımın en büyük pişmanlığı derdi. Oğlu çok yaramaz. Genç dönemlerde
efendim öyle zapt edilemeyen çağlardayken çocuğunun yaptıklarından mahcup oluyor ve çocuğunu evlatlıktan kovuyor. Onu dinlemiyor, medresede okumuyor diye. Sonra çocuk evden atılınca geliyor buraya İstanbul'da. Her türlü melaneti öğreniyor. İyi bir kumarbaz oluyor. Ve sonra Konya'ya ilk kumarı taşıyan, poker oyununu ilk oraya götüren, efendim yaygınlaştıran adam. Baba İslam'ı yaygınlaştırıyor, tebliğ ediyor. Evlat ise böyle. Çocuğunun bir kumarbaz olarak Konya'ya geri dönüşünü görünce hep ağlar ve dermiş ki ben hayatımın en büyük pişmanlığını, en büyük yanlışını evladımı evlatlıktan, evden atmakla yaptım derdi. Cenab-ı Hak hiç kimseyi evladıyla imtihan etmez. Süleyman abi burada gördüğüm için belki kendisi unutmuştur. Efendim, ondan bir şey nakledeyim. İslam, Kur'an, peygamberimiz, meşayih birini kayırıp öbürünü sokağa atmak için değildir. Hepsini kayırmak içindir. Yıllar önce Efendi Hazretlerimizin hizmetindeyken orada bulunanların kendi arasında bir ihtilaf oluyor. Şöyle mi olması gerekir, böyle mi olması gerekir? Efendi Hazretlerimizin huzurunda bu tartışılırken diyorlar ki Efendi Hazretlerimize soralım bakalım hangimiz haklıyız? Efendi Hazretlerimize soruyorlar. Efendi Hazretleri diyor ki Süleyman Efendi haklı diyor. Böyle deyince yanındakiler bir latife maksadıyla yoksa haksızlık yaptığını kastederek değil. Efendi Hazretlerimiz galiba Süleyman abiyi kayırıyorsunuz diyorlar. Efendi Hazretlerimiz burada çok önemli bir hakikate işaret ediyor. Elini kaldırıyor. Hepinizi kayırıyorum buyuruyor. Hepinizi kayırıyorum. İslam hüküm verirken, haklısın derken de kayırır, haksızsın derken de kayırır. Peygamber doğru yaptın derken de kayırır, yanlış yaptın derken de kayırır. Mürşit aynı şekildedir. Allah bunu anlamaya, etrafımızdaki insanlara İslam'a göre hüküm verirken bunu hissettirebilmeye de bizleri muvaffak eylesin. Nefsin efendim Allah için yapılan amelleri bile, dervişliği bile, ibadeti bile, ilmi bile, sadaka-i cariyeyi bile hastalığıyla düşmanın tabağına koyduğu, onun kesesine, onun hesabına aktardığı hastalık kendi nefsimize duyduğumuz muhabbettir. İşte tarikat peyderpey alıştıra alıştıra bize şerefli bir hayat, şerefli bir gelecek sunarken bunu nefse duyduğumuz sevgiyi tamamıyla Allah'a çevirerek yapar. Artık o aşamadan sonra insan sadece Allah için sevmeye başlar. Allah için. Nefsin hesabına olması gerekmiyor. Sevgileri Allah için. Yıllar önce Efendi Hazretlerimiz rahatsızlandığında hanımlar gayrete geldiler. Efendi Hazretlerimiz birkaç hafta sohbete çıkamamıştı. Onun için hatimler okudular, tefriciyeler okudular. Sonra kürsüye çıkınca Efendi Hazretlerimize bunu bildirdiler. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, hanım kardeşlerim benim iyi olmam için bana hatimler okumuşlar. Benim iyi olmamı istiyorsanız bana hatim okumayın, derslerinizi bitirin buyurmuştu. Derslerinizi bitirin. Allah Celle Celaluhu şeriatı ikame edecek, haramlardan iştinab edip ibadetlerimizi ikmal edecek kadar bizlere muhabbetullah ihsan eylesin. Nefsin beş para etmeyen, hezimetten başka, rezaletten başka, ucuzluktan başka, pespayelikten başka hiçbir şeyi hak etmeyen nefsin hesabına çalışmaktan Allah bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin. El-Fatiha.